Masilka su Zbalgentam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz yurttaşlar, hürmetli mümin Müslümanlar. Allah Ta'ala tepemizde sayaban bolup durgan, Allah'ın rahmeti bolup durgan Ramazan ayını barchalarimizga mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerif'te kılayatken barcha hayırlı dualarımızını icabet kılıp, Ramazan-ı Şerif'ten günahlardan pak halde bir alem sevablar bilen çıkmaklıkını hemmemizge nasip eylesin. Azizler, Ramazan-ı Şerif'nin evveliden başlayıp, sizning etibarinizge Ramazan sohbetleri Türküm kursatularını takdim kılıp geliyapmiz. Bu sohbetlerde Ramazan'a taalluqli bo'lgan dinimizdagi masalalarni qo'ldan kelganicha Allohning izni ila bayon qilib boryapmiz. Va albatta bu Ramazonga taalluqli bo'lgan masalalar, savol-javoblar, fiqhiy bahslarni demak taqdim qilishligimizda albatta xalqimizga bir manfaatni ulashish, xalqimizga yaxshilikni yetkazish niyatimiz bor. Allah Ta'ala ushbu qilayotgan kamtarona amallarimizni dargohiga qabul aylab, ajr savoblarini ko'paytirib bersin. Yana o'zingiz ko'rib turganingizdek, ushbu navbatdagi ko'rsatuvimizga ham Yahyo domlamizni taklif qilganmiz. Domla mana yetib keldilar. Alloh Ta'ala bosgan qadamlarimizga ajr hasanotlar bersin. Domla, xush keldingiz. Ushbu Ramazon-i Sharifni shukuhi o'zgacha, boshqacha o'tyapti. Har yili ham alhamdulillah bir ko'tarinki kayfiyatda o'tkazishga harakat qilinadi. Ammo bu yilgi Ramazonniki juda ham bir boshqacha bo'lyapti. Buni bir oz e'tibor bergan odam sezadigan darajada o'sha o'ziga xosliklardan biri domla bu yil respublika bo'yicha hamma joyda 27 kunlik xatmi Qur'on qilinyapti. O'tgan yili Toshkent shahrini o'zi uchun bu joriy qilinganida o'zini zo'r natijasini ko'rsatdi. Bu yil endi mana butun respublika bo'yicha necha ming masjidda xatmi Qur'on bo'lsa, hammaniki bir kunda yakun topadigan bo'lyapti. Alloh taolo xalqimizni Qur'oni Karimni eshitib, undan zavq olib, undan xayr barakani demak egasi bo'lib, savoblarga ega bo'lishlarini Alloh nasib muyassar aylasin. Adashmayotgan bo'lsam, o'tgan safargi suhbatimizda eslab o'tdingiz, o'sha mustaqillikdan keyingi paytlarda chet eldan qorilarni yollab olib kelingan. O'zimizda qorilar yetishmagan. Keyin qorilar kamligini hisobiga bir haftalik, 10 kunlik xatmi Qur'on qilib, keyin ikkinchi masjidga o'tib, keyin uchinchi masjidga o'tib, shunaqa xatmlar bo'lgan. Albatta, bu ham ajr savob, lekin bir oz xalqqa qiyin, mashaqqat bo'ladi. Ya'ni ko'proq turish kerak bo'ladi, malol olish ma'nosi bo'ladi. Bugun alhamdulillah juda ham bemalol. Bugun nafaqat chet eldan qori olib kelyapmiz, balki chet elga qori beryapmiz. Hozir meni o'zimni tanish qori birodarlarimdan ba'zilari Amerikada xatmi Qur'onga o'tishyapti. Amerikada xatmi Qur'on qilishyapti. Rossiya masalan, yoki atrof davlatlarga qorilarimiz borib, shu bilan birga o'sha joydagi mu'min musulmonlar bizni qorilarimizga tan berishyapti. Nihoyatda go'zal. Bugun inshaalloh domla suhbatimiz shu tarovihda xatmi Qur'on qilish. Umuman xatmi Qur'on qilishni sharafi bu Ramazon-i Sharifga yana ham yarashadigan amalki Qur'onni xatm qilib turish. Mana salaf solihinlarimizni hayotlariga qarasak, Ramazonda o'z yil 12 oy Qur'onni o'qib, xatmi Qur'on qilib yurganlar u, ammo Ramazonda bunga alohida himmat qilganlar, ko'proq xatmi Qur'on qilishga uringanlar. Mana shu haqida bir suhbat qilsak inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salam ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.
Ustoz juda ham to'g'ri aytdingiz. Haqiqatda xatmi Qur'on bu Ramazonning bir fayzi, alohida bir Ramazon ro'zasiga muvofiq keladigan bir xayrli ishlardan. Qolaversa bu Nabi alayhisolatu vasallamning sunnatlari, ya'ni Nabi alayhisolatu vasallam Ramazon kirganlarida Jabroil alayhisolatu vasallam bilan Qur'oni Karimni mudorasa qilardilar va bir marta o'tkazardilar. Ya'ni o'sha qaysi yilning Ramazoni bo'lsa, o'sha Ramazongacha nozil bo'lgan oyatlarning hammasini bir qator o'tkazib, bir-biri bilan dars qilib, mudorasa qilib, qaysi oyatlar qaysi suraning davomida, qayerda joylashgan, bu narsalarni hammasini bir qator takrorlab o'tardilar. Nabiy alayhisolatu vasallam odatlari bor edi. Biror bir oyat karima nozil bo'lsa, vahiy nozil bo'lsa, vahiy kotiblariga mana shu oyatni falon suraning falon oyatidan keyin qo'ygan derdilar va mana shu tartibda vafotlarigacha, ya'ni vahiy kesilgunicha barcha oyatlar o'z joyidan o'z joylarini egallagan. Shuning uchun ham ulamolar aytadilar, Qur'oni Karim oyatlarining tartibi Alloh taolo tomonidan belgilab berilgan, vahiy bilan tayin qilingandir. Deyiladi. Lekin oyatlarning bo'linishi, ya'ni bir oyat qayerdan boshlab qayerdan tugashi juda ham ko'p suralarda Nabi alayhisolatu vasallam tomonlaridan bayon qilingan bo'lsa-da, lekin aksar oyatlar bayon qilinmagan, balki keyinchalik payg'ambar alayhisolatu vasallamdan keyin sahobiylar va ulardan keyin ulamolar o'sha oyatlarning bo'linish qoidalaridan kelib chiqib, ma'nolarini e'tiborga olib shu oyatlarni belgilashgan. Ya'ni mana bu sura mana shuncha oyat ekan va mana bu oyatlar bor. Shuning uchun ham ulamolar o'rtasida Qur'oni Karim oyatlarining soni borasida ixtilof bor. Bu soni borasida ixtilof degani ba'zi oyatlar ba'zilarning nazdida yo'q, ba'zilari bor degani emas. Uning harflari birma-bir umuman ixtilofsiz. Qur'oni Karimdagi mavjud oyatlar, so'zlar, harflar barchaning nazdida bil ittifoq. Faqat uni bo'linishi, ya'ni mana bu joydan bu yergacha degan bo'linishda ixtilof e'tibordan oyatlarning soni farqli chiqadi. Hop, Nabiy alayhisolatu vasallam o'zlari bir marta xatm qilardilar, ya'ni Jabroil alayhisolam bilan birga. Sahobiylardan ham mana shu narsalar joriy bo'ldi. Jamoat bo'lib qiroat qilib bir marta xatm qilish joriy bo'ldi. Bu narsa ulamolarda ba'zi bir so'zlarga ham muvofiq keladi. Faqih fuqaho ulamolardan, mujtahidlardan ba'zilar aytadilar, mu'min insonning Qur'oni Karimni haqqi, ya'ni mu'min insonning zimmasidagi Qur'onning haqqi bir yilda bir marta xatm qilishdir degan so'zlarni aytadilar. Mana shunda u Qur'onning haqqini eng adno miqdorini, eng kamini ado qilgan bo'ladi. Demak, hamma ham lekin Qur'oni Karimni qiroat qilishga qodir emas. Ayniqsa ajam yurtlarida, ya'ni arab bo'lmagan yurtlarida tili, lug'ati to'g'ri kelmaydi, talaffuzi to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham hamma ham Qur'onni yaxshi, to'liq, ravon o'qishga qodir bo'lavermaydi. Shu e'tibordan ham aynan mana shu Ramazondagi xatm juda ham maqbul yechim bo'lgan. Bu endi Alloh taoloning bir marhamati ekanda, qarang, Qur'on o'qishniga qodir bo'lmagan yoki zo'rg'a o'qisa ham bir oyda o'qib tugata olmaydigan bir insonlarni o'shalarga yordam o'laroq, agar xatmda qatnashadigan bo'lsalar, o'shani boshidan oxirigacha eshitsalar, quloq solib tursalar, bu bilan ham go'yoki Qur'oni Karimni xatm qilgan bo'ladilar. Hozirda aytib o'tdingiz, qay darajada shu chiroyli o'tayotganini, barcha masjidlarda xatm qilinayotganini. Ayniqsa buni men eshitib xursand bo'ldim. Onlayn tarzda ham juda ham ko'p masjidlarda qiroatlarni onlayn tarzda internet orqali berilayotgani. Bundan endi tasavvur qiling, oilamizdagi ayollar Qur'on shu xatmga chiqa olmayotganlar, yosh keksalar bo'lsa, ular ham to'g'ridan to'g'ri eshitib, rohatlanishi, kuzatib borishlari mumkin. Lekin bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Endi balki buni hech kim qilmayotgandir. O'sha xatm agar onlayn ketayotgan bo'lsa ham uyda turib o'sha masjiddagi xatmga iqtido qilib namoz o'qish durust emas biz Hanafiy mazhabida. Endi kimlardir o'ylayotgan bo'lsa, bu to'g'ri bo'lmaydi, balki buni eshitish mumkin xolos. Shu tomonni ham aytib o'tishimiz kerak. Albatta o'sha yaxshi narsani eslatdingiz. O'sha biz karantin bo'ldi, karantindan keyin Ramazon kelayotgan vaqtda Ramazon sharifni qanday o'tkazamiz degan savol o'rtaga qo'yildi.
O'zbekiston musulmonlar idorasiga ulamolar kengashi hay'at chaqirildi. Qanday o'tkazamiz degan savol. Albatta o'sha meditsina xodimlari kelishdi, ma'lum idoralardan vakillar kelishdi va musulmonlar idorasidan ulamolar ham to'planishdi. Shunda albatta o'sha masalan mohiyatini albatta mutaxassis emas, o'zlari tushunmagan savol bilan ba'zilar savol berishdi. Ya'ni qaysidir bir masjidga xatm Qur'on qilinsa-yu, ya'ni maxsus masjidlarga qolganlarni o'sha televideniya orqali buni onlayn berilsa-yu, odamlar uydan turib iqtido qilsa qanday bo'ladi degan savollar ham ko'tarildi. Albatta muftiy hazrat boshchiliklarida ulamolar kengashi bu shariat doirasiga sig'masligini, albatta bu jonli ravishda bo'lish kerakligini, ammo o'sha qisqaroq masofa saqlagan holda bo'lsa-da shunaqa tadbirlarini qilib o'tkazish kerakligini tavsiyasi berildi va albatta shunday qilindi. Va xatmi Qur'on tugaganidan keyin darhol odamlarni ko'p to'plamasdan tarqatish tadbirlari ko'rildi. Bular albatta o'sha insonlarni sog'ligi, tinchi ularga bir zarar yetmasligini harakatida qilingan ishlarida alhamdulillah u kunlar o'tdi. Bugun Allohga hamdar bo'lsin, mana to'lib-to'lib xatm Qur'onlar qilyapmiz. Alloh ziyoda qilsin. Shu kunlarni shukuhidan eslab o'tishimiz kerak domla. Xatm Qur'onlar juda chiroyli bo'lishi bilan birga bu yoqdagi ishlar ham shunga muvofiq. Ya'ni mana shu Ramazon kelishidan bizga har masjidlarga ichki ishlardan, maxsus idoralardan xodimlar biriktirilib, ular odamlarga juda chiroyli muomala qilishib, odamlarni tinchligi, xotirjamligini ta'minlash ma'nosida ular xizmatda turibdilar. Undan tashqari xalq bayram kayfiyatida, xuddi bayram sayliga chiqayotgandek, ya'ni ota-bolalar farzandlari bilan chiqishib masjidlarda, yana ustiga ustak hozir bahor mavsumiga to'g'ri kelganligi uchun ob-havolar ham nihoyatda mo'tadil, juda ham bir insonga xush yoqadigan holatda mana bu haqiqiy bayram kayfiyatida o'tyapti. Alhamdulillah. Alloh taolo ziyoda qilsin. Endi yana e'tibor berilsa masjidlarda shu eshigini, ya'ni darvozada turib odamlar kelayotgan namozxonlarga shom namozidan boshlab masalan bitta xurmo, bir nimada bir piyola keladigan qadoqlangan suvlar taqdim qilishib, bu iftorlik qilib berganga ajri savob ma'nosidagi hadislarni eshitib odamlar bundan rag'bat qilishib kelganlarga iftorliklar ulashilyapti. Bu ham juda go'zal manzaralarni kashf etyapti ko'z o'ngimizda, alhamdulillah. Bu bo'layotgan islohotlarni bir ko'rinishi domla. Uzoq tarixga borilmasa ham, masalan shu holatlarni orzu qilar edik yaqin tarixlarda ham. Bugun islohot bo'lyapti. Bugun dinimiz borasida xususan juda katta o'zgarishlar, o'ziga xosliklar bo'lyapti. Alhamdulillah. Buni albatta biz shukrini keltirsak, xalq o'laroq, musulmon ummati o'laroq bu bo'layotgan yaxshiliklarni shukrini keltiradigan bo'lsak, Alloh taoloning va'dasi bor. Albatta ziyoda qilib beraman deb ta'kidlagan. Bu xalqni shukrga ham chorlashimiz kerak. Haqiqatda aynan diniy an'ana deb qaraydigan bo'lsak, bunga hukumat darajasida e'tibor qaratilishi, bunga shu hali siz aytgandek huquq tartibot idoralari xodimlarini jalb qilinishi, endi bu juda ham katta ish. Juda ham katta ish. Mana o'shalar o'zini xizmat vaqtidan tashqarida musulmonlarni shu amalga oshirayotgan ibodatlariga yordam sifatida, ko'mak sifatida jalb qilinyapti-da. Ularni mashinalarini tartibga solish, ularga shu namoz paytida qarab turish, mashinangiz ochiq qolib ketsa ham hozir xotirjamsiz-da. Xotirjamsiz. Yoki bo'lmasam ommaviy nimalarda mana odam tashiydigan transportlarni, avtobuslarni ishlashi, yoki bo'lmasam o'sha o'rni kelganda zarurat bo'lganda yo'llarni to'sib harakatni to'xtatilishi. Bu endi faqat xursandchilikdan boshqa narsa emas-da. Bu kirsangiz oldingidan ruhiyat boshqacha. Kelasiz, ichki ishlar xodimi turibdi, salom berasiz, xursand. Va alaykum assalom.
Ramazonlar muborak bo'lsin. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul qilsin. Xush kayfiyat bilan. Xush kayfiyat boshqacha. Qandaydir boshqacha bu. Har doim ham shunaqa bo'lib kelgan. Biz endi o'zbek xalqimiz baribir haligi asosiy qismi musulmon xalqi bo'lgan uchun aynan diniy marosimlarimizga, udumlarimizga baribir umuman qaysi soha xodimi bo'lsa ham uni yondashuvi baribir ijobiyda. Bu narsalarni shundoq ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Yildan yilga, yildan-yilga yana ham yaxshi bo'lyapti. Chiroyli ochib boryapti, demoqchimizda shunday. Yana ham yaxshi bo'lyapti. Shukr qilishimiz kerak alhamdulillah. Buni ish qilib Alloh taolo bardavom qilsin. Inshaalloh mana ketayotgan yo'nalishdan ko'ryapmiz alhamdulillah faqat yaxshilik yuryapmiz inshaalloh. Yana ham bardavom qilsin, yana ham beramiz. Endi bizni yurtlar domlani azal-azaldan mana biz islom bilan sharaflanganimizga 1000 yillardan oshib ketgan alhamdulillah biz ota bobolarimiz islomni qabul qilganlariga shu davrlardan buyon bu ummat butun ya'ni bu xalq bizni millatimiz ummatga ustoz bo'la oladigan darajada ya'ni o'zini farzandlarini tarbiyalab yurtga taqdim qilgan, millatga taqdim qilgan va albatta odob, axloq, ibodat, taqvo ma'nosida biz dunyolarga o'rnak bo'ladigan namunalarni ko'rsatganmiz ajdodlarimiz. Albatta bugun o'sha ajdodlarni varislari o'laroq bugun yana biz o'zimizni o'sha axloqimiz, odobimiz, ibodatga bo'lgan samimiyatimiz bu masalalarda o'sha ulug' ajdodlarni yo'llarini tutib yana mana shu ma'noda butun dunyoga o'zimizni qanday millat ekanligimizni namoyon qila oladigan holatga qaytishimiz kerak. Bir oz baliga ozgina bo'lsa-da endi guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlardek odob axloqimizga zid bo'lgan ba'zan ixtilof chiqarishlikka ozroq urg'u berib shunaqaga moyilroq bo'lgan insonlar bor. Albatta ular ham o'zlari tushunmasdan qilayotgan bo'lishlari ehtimol bu. Shu o'rinda biz ta'kidlab aytishimiz kerak. Bizni o'sha xususan Hanafiy mazhabimiz mana necha asrlar bo'layotgan bo'lsa Hanafiy mazhabini qabul qilganimizga o'zi aslida dunyo musulmonlarini bundoq ichiga bundoq yuqoridan nazar solinsa dunyo musulmonlarini aksar qismi Hanafiy mazhabiga amal qiladi. Qolgan mazhablar masalan Imom Shofiyga, Imom Malikka, Ahmad ibn Hanbal rahimahumullohlarni mazhablariga undan ko'ra ozroq, ya'ni nisbat solishtirganda bu bizni mazhab, Hanafiy mazhabi juda mo'tadil va o'ta dalillari baquvvat ekanligidan dalil bo'ladi. Shu Hanafiy mazhabda mustahkam turib, ixtilof qilmasdan qilayotgan amallarimizni mohiyatini bilib qilinadigan bo'lsa inshaalloh bundan ham ziyoda bo'ladi. Bundan ham chiroyli, bundan ham ko'rkam bo'ladi amallarimiz inshaalloh. Ko'pchilik birodarlarimizdan eshitib qolamiz, Buxoriyga amal qilyapmiz, hadisga amal qilyapmiz degan so'zlarni gapirishadi. Imom Buxoriy rahimahulloh o'zimizning yurtimizdan chiqqan ulamolardan Alloh rozi bo'lsin, hadislar bo'yicha hadis ilmining sultoni. Kishini yozgan Sahih Buxoriy asarlari butun islom ummati ichida Allohning kalomidan keyingi o'rinda turadigan birinchi mu'tabar kitob hisoblanadi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini, kuchliklarini, ya'ni ixtilofsiz bo'lgan sahihlarini jamlaganlar. U kishi bizni millatimizni farzandi o'laroq millatimizni oldida vazifalarini ado qilgan inson hisoblanadilar. Biz u kishi bilan har qancha faxrlansak kam. Imom Termiziy borlar mana. Lekin bu yerda bitta nozik nuqta bor-da, domla. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan. Ular biz Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisga amal qilyapmiz desa, biz biroz e'tiroz qilsak, go'yoki Buxoriyga qarshi chiqqandek qilib ular bizga munosabat bildirishadi. Yo'q, bu yerda boshqa narsa bor. Bu yerda boshqa narsa bor. Har bir sohaning o'zini maqsad, vazifalari sodda qilib aytadigan bo'lsak, o'rganadigan obyektlari bo'ladi. Imom Buxoriy rahimahullohning muhaddis olim o'laroq qiladigan vazifalari Nabiy alayhisolatu vassalomning hadislarini jamlash bo'lgan. Nabiy alayhisolatu vassalomning so'zlarini ichidan
şu ihtilaf kılınmaydıgen, yani onun sabitliği de, Resulullah'ın sözü ekenliği de ihtilaf kılınmaydıgen, hakiki o kişiden sadır bugün sözler ve fiillerini cemlegenler o kişi. Bu degeni, oşalarının hamasiga amal kılınış kerek degen manada emas. Yani bunların asosiy vazifeleri, bu hadislerini cemleş bugün. Lekin, amal meselesi ekeledigen büsek, bu amal kılınedigen narsalarını saralaş ise, müştahidler ve fakihlerinin vazifesi. Bu, alige, oşa meşhur Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bilen, tabi'inlerden, Alqama'nın ortasındaki bir suhbetten Ravşan buladı. Alqama radıyallahu anh'un huzurlarda indi Abu Hanife rahmetullahi aleyhi cüdeyim yaş, yangi fakih bogerler, yani yaş bogerler o peytlerde. Alqama bilen bogen suhbet deyip geledi, başka rivayetlerde harkıl geledi, adaşmasam. Şimdi bir adam Alqama'dan saval sorab geledi. Şunda o kişi oylanıp duradılar. Şunda sen nima deysen degenler de Abu Hanife rahmetullahi aleyh falan falan deyip cevap verediler. Şunda Alqama hayratlanadılar da. İyi sen bu cevabını kattan bildin dediler. Yani etrof etiş manasında. Doğru aytıp koydun ki kattan bildin degenler de. Siz rivayet kılgen falan falan hadislerden cevap aldım dediler. Şunda meşhur sözler var. Bu sözünü şimdi her daim aytamız. Nahnu sayadile ve entumul atibbe dediler. Biz doğru yıkadigen doğru şunosmuz, sizler tabibsizler dediler. Mana İmam Bukhari rahimahullah doğru yıkadigen doğru şunos. O yanda sayadile deyip aldığınız zamanlarda işte tağı taşlardan doğru var o simliklerini yıkadigenler getirilgen de. Aynen tabletki koşken doğrular bulmayken fakat yahlar doğru soplengen ki. Yani biz o şey tağı taşlardan adamlar bilmeydigen, bexabar kop gitken hadis şeriflerini yıkıp burçakı toplayımız. Sizler onlarını alıp, onlardan amellerini istinbat kılasılar degen manada etkiler. İmam Bukhari rahimahullah özlerinin şu darışnaslik vazifelerini ağla derecede becergenler. Onlardan egi keyin yığgenlerden keyin fukahalar. Ya ki onlardan aldın ham hadisler yığılgen, o şeylerden fukahalar alıp, şu amellerini cari yıkıgın. Şunun için hem bir de Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin mezhepleri ki İmam Bukhari'ni zıt koyuş, toknaş koyuş bu o da ahmaklık. Ahmaklık. O kişinin vazifesi başka. O kişinin vazifesi başka. Mesela bir keserlik doğru bar idi. Hemen faydalanıp keler idi. Lekin şimdi zaman geldi ki yangi doğru keşf kılındı. Yangi doğru keşf kılındı ve o samarası yukarı. Hemen bunge otel. Bu degani narigi xato edi mi? Unday emas. Unday emas. Yani Nabi aleyhissalotu vesselam hadislerini ichida ham hayotlarini o'sha hadis vorid bo'lgan paytgacha amal qilinib, keyinchalik u mansux bo'lib yangi amal joriy bo'lgan hodisalar juda ko'p bo'lgan. Hatto oyatlarda ham bu bor. Yani bir amalni bir zamongacha joriy bo'lib turib, keyin uni mansux bo'lgan. O'rniga yangi amal joriy bo'lgan. Bu hadislerin ichida ham bor. Yani mansux hadisler bor. O'sha e'tibordan haligi men Buxoriyga amal qilaman, hadisga amal qilaman deyish bu unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni amal muhaddisdan so'ralmaydi. Qanday amal qilay deb muhaddisdan so'ralmaydi, balki faqihdan so'raladi. Xuddiki e'tiqod qilish ma'nosida nima deb e'tiqod qilsam to'g'ri bo'ladi deb faqihdan so'ralmaydi, balki aqida ulamolaridan so'raladi. Endi shu o'rinda bir qiziq narsa esimga kelib qoldi. Bir kuni ustoz hazrat Alloh rahmat qilsin bir chet el safaridan keldilar. Katta konferensiya bo'ldi deb kelib, odatlari hazratni kelganlaridan keyin bo'lib o'tgan voqealarni aytib berardilar. Hammasini nima ishlar bo'ldi, nima gaplar bo'ldi, kim nima dedi, konferensiyalarda shu masalalar aytib yetkizib qo'yardilar. Shu konferensiyalardan birida hazratni bir gaplari juda ham bir qiziq bo'lgan. Hazrat aytdilarki, bir olim chiqib bir gap aytdi. O'sha yuqori minbardan turib shunday dedilarki, agar Hanafi mazhabida keltirilgan bir masala Imom Buxoriy uni zaif sanagan bo'lsalar, ayib Abu Hanifada emas. Chunki Abu Hanifa Imom Buxoriydan muqaddam yashaganlar. Abu Hanifadan keyin Imom Buxoriygacha o'rtada bir zaiflik kelib qolgan bo'lsa, ayib bu Imom Abu Hanifada bo'lmaydi. Imom Buxoriyda ham ayib emas. Chunki o'rtada bir zaiflik kirib qolgan bo'lishi mumkin. Imom Buxoriy o'zlariga qo'ygan mezon bo'yicha sahihini zaifidan ajratib saralaganlar. O kishida ham ayb yo'q.
Ama bu bilen Ebu Hanife'ye taş atışan doğru bu muydu? Çünkü Ebu Hanife 3-4 mezhebini, yani mezheb başlarını en mukaddemi. Bu kişi 80. Hicri'de tuğulup, 150. Hicri aralıkta yaşayanlar. Bu kişi hatta ki sahabe-i kiramlarını körgenler diyen bana rivayetler var. En kemide Ebu Hanife rahimahullah 3-4 tabiinlerden ders ogenler. Ebu Hanife rahimahullah bilen bazı meselelerde sahabe bilen Ebu Hanife'nin ortasında 4 vasıta bugün. Cüdeyem, yani zamanı saadetki cüdeyem yakın bugünler. Mesela işte teşahhud meselesi de, attahiyyat meselesi de. Biz namazda okuyumuz. Attahiyyatını işte bana metinlerimizde İbn-i Mes'ud'un teşahhudunu okuyumuz diyen cümle keledi, ibare keledi. Nime diyen şu ise teşahhud ikide. İbn-i Mes'ud'un iki, İbn-i Abbas'ın iki var. İki onun ortasındaki fark bitti. Mübarakat diyen kelime bilen farklanadı. Yani İbn-i Abbas'ın teşahhudlarda bitti. Mübarakat diyen kelime ziyadesi var. Ama İbn-i Mes'ud'da o yok. Biz şunu okuyumuz. Nime üçün ise Ebu Hanife rahimahullah'a şimdi kündeki ravşan yol bilen İbn-i Mes'ud'un teşahhudları rivayeti geldi. Hammad İbn-i Süleyman. O kişiden yukarısı da İbrahim'in Nekha'i. O kişinin yukarısı da Alkama ve 4. bölüp İbn-i Mes'ud raziyallahu anh'u oturuptular. İbn-i Mes'ud raziyallahu anh'u ümmetini en fakihi degen namlı agenler. Yani ki Ebu Hanife rahimahullah'ını mezhepleri de cüdeyem küp meseleler İbn-i Mes'ud'dan geledi. Raziyallahu anh'u'dan. Şimdi ve bunların zamanı en yakını hem şu kişi bugünler. Öşe manada Hanefi mezhebine dalilleri zayıf, o unday bu bunday diyen geplerden tuhtalınsa, tiyilinse ve hemme mumin Müslüman birader manası da mehir akıbet görsatıp, işte bir kıl ibadette bulunsa, inşallah nurun, ala nur, yakşilik üstüge yakşilik bularıdı. Şu orunda yine taravihke taallukli bulgen, ikinci bir cihetkeyem tuhtalı bu temizdim. İşte taravih kendi amel. Ayollar çıkadılar mı ya çıkmadılar mı? Ya ki bu mesela ayollar çıkmasliklar indi anıq indi. Ama üyde ular hem okuydular mı? Okusalar kay şekilde okuydular diyen mesele var. Çünkü bir az tuhtalı bu ötüşümüz gerek. Taravih sünneti muakkede diyen meselede ayollar giyem erkekler giyem. Umumi aytilgen bayan kılıngen ama erkekler cemaatke çıksalar ayollarınki üyleri de özlerini namazga ecretken cayları da okusalar şu savabı köprak buladı deyilgen. Ayollar özleri yani müstakil şekilde 20 rekat okuydular. Ular hem elbette bilgen surelerini okuydular. Ve şu ortada her 4 rekatte erkeklerge okşap bir tuhta bir az tın alıp tasbih etip yine devam ettirip okusalar. Okuşları aynen erkeklerindeki bilen bir kıl. Yani ki adetleri, keyfiyet manası da et yapın. Çünkü Allah'a da itibar verip koyuşumuz gerek. Bazen bu mesele fakat erkeklerine taallukli deyip imkaniyeti bulsa da taravuh okumaydıgan halatların buluşu mümkün. İmkan tapıp okusalar, onlar hem şu sevapke ege buladılar inşallah. Damla şunayım bilen kürsatımız bugünkü sana öz nihayesine yeti yaptı. Yaxşı çıraylık sohbetler buldu. Elbette menfaatli buladı deyip Allah'tan ümit kılıp kalamız. İçtiken, görgen, bilgen halkımız bundan menfaat alsalar ve bazı bir düşünmegen meselelerine geçim tapıyatken bulsalar biz inşallah maksatke erişken bulamız. Şunayım bilen aziz mümin Müslümanlar, aziz yurttaşlar bugünkü navbatdagi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Alloh subhanahu va taolo yana mana shunday ilmiy suhbatlar asosida ko'rishib bormoqligimizni nasib muyassar aylasin. Ramazon-i sharif hammamizga muborak bo'lsin. Alloh taolo tutayotgan ro'zalarimiz va tinglayotgan Qur'onlarimizni qiyomat kuni o'zlarimizga shafoatchi bo'lishini nasib aylasin. Yana yaxshilik kunlarda ko'rishguncha xayr Selamet bulunlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Masilka, siz bilgen tam.